Merhabalar. Yine bir anne kız mukbang yılbaşı ağacı süsleme videosuna hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, biz bugün yine böyle farklı bir şeyler yapalım istedik. Mukbang videosu malum çok da böyle yapım videosu formunda olmasın, sizi de sıkmasın diye önceden hazırladığımız, hazırlıklarımızı yaptığımız, hafif burada da böyle süslemelerini yapacağımız, aynı zamanda tadına bakıp yiyeceğimiz bir video oluşturmak üzere karşınızdayız. Umarım planladığımız gibi her şey yolunda ilerler. Umarım siz de, sizin de hoşunuza gider. Malum anne kız hani olunca bu tarz aktiviteler, bu tarz böyle eğlenceli şeyler biz her zaman yapıyoruz. Bu tarz şeyleri seviyoruz zaten. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. Şimdi yılbaşı da geliyor. Kuzuyla şöyle güzel yılbaşı kurabiyeleri yapalım istedik. Yaparken de bir güzel yiyelim istedik. Kiyana her zaman yapıyorum ben. Miss Lina çok seviyor böyle bu tarz ufak tefek şeylerle uğraşmayı, ilgilenmeyi. O yüzden mukbang'i sakladım bunları hep. Mukbang olarak birlikte yapalım istedim. Şimdi böyle malzemelerimiz var. Öncelikle hani önceden kalıbını hazırlayıp pişirip yaptığım bir kurabiyeler var. Bu kurabiyeleri de yapım videosu ile sizleri baş başa bırakayım. Daha sonra tekrar buluşalım. Şimdi öncelikle kuru malzemeleri elekten geçireceğiz. Bunlar nedir? 1 bardak pudra şekeri, 2,5 bardak un, yarım bardak buğday nişastası, bir tutam tuz. Güzelce kuru malzemeleri elekten geçiriyoruz. Daha sonra oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağı ve bir tane yumurtayı karıştırıyoruz. İkisi de oda sıcaklığında olacak. Tek püf noktamız bu. İyice mıncırıyoruz. Bu okuma işi de hoşuma gitti böyle. Daha sonra kuru malzemelerle birlikte karıştırıyoruz. Tabii ki tarçınsız olmaz. Tarçınımız en güzel aromayı katacak şey kurabiyemize. Şimdi güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Homojen bir şekilde karıştığında tezgahımızı alacağız. Ve burada iyice yoğuracağız. Daha sonra bir kaba alıyoruz. Üzerini kapatıyoruz güzelce hava almayacak bir şekilde. Yarım saat dolapta dinlendireceğiz. Dinlendirdiğimiz hamurumuzu yağlı kağıt üzerine un serptik. Güzelce açtık. Çok ince olmayacak şekilde. Daha sonra hazırladığım çam ağacı kalıbını, yağlı kağıda çizdiğim çam ağacı kalıbını maket bıçak yardımıyla elde ediyoruz. Kenarlarını temizliyoruz güzelce. Kurabiyemiz hazır. Yağlı kağıdı küçültüyoruz. Tepsimize koyacağız. Daha sonra zencefil adam kalıbını da aynı şekilde çıkartıyoruz. Yine bozulan yerlerini düzeltiyoruz. Elimizde hazır bulunan kalıplardan da geriye kalan kurabiye hamurunu değerlendiriyoruz. 180 derecedeki fırında 20 dakika pişiriyoruz. Bu kadar basit. Şimdi videodan da gördüğünüz üzere çam ağacı kurabiyemiz var. Zencefil adam diyelim. Kurabiyemiz var. Şöyle göstereyim. Ondan sonra kalp kalıplarımız var. Kalpleri böyle değişik süsleyeceğiz. Benim de dayanamayıp bir denemede bulunduğum yine geyik boynuzlarımız var. Ama ben bunu böyle çikolata spreyiyle, bronz spreyiyle spreyledim, dekore ettim. Çok hoş görünüyor şu an. Çok hoşuma gitti benim bile çok. Ondan sonra böyle şeyler var. Yılbaşı ağacı kurabiyesini Miss Lina ile birlikte süsleyelim istedim. Onun için böyle süslerimiz var.
Bakalım hangisini beğenecek, hangisini kullanmak isteyecek. Burada da böyle işte boncuklar, şekerlemeler filan. Şeker hamurumuz var haliyle. Şeker hamurunu şekillendirebileceğimiz, bu şeker hamuru işiyle ilgilenenler çok iyi bilirler. Hani şu tarz böyle hani desen vermek için kullanılan aparatlar var. Hani şurada yazılarımız var. Şurada sayılarımız var. Ondan sonra aşağıda yine aparat şeker hamurlarında bazen işte şekillendirmeye yarayacak aparatlarımız var. Bakalım hangisini kullanacağımıza dair herhangi bir fikrim yok. Tamamen doğaçlama olacak. Öncelikle bir ne yapsak? Yılbaşı harcını süslesek yoksa zencefil adamı mı? Yılbaşı harcını süslememiz uzun sürer. Evet, bence zencefil adamı ve kalpleri falan halledelim. En sonunda yılbaşı harcını. Tamam, o sırada da bunları yaparken de bunları götürürüz, olur mu? Çünkü deminden beri anne bir kalp yiyebilir miyim? Anne şuradaki kurabiye yiyebilir miyim? Videoya kadar zor dayandı. Şimdi bunları süsleyelim, yapalım. Size de gösterelim. Ondan sonra yerken de yılbaşı ağacımızı süsleyelim. Nerede de böyle kalpler var, evet. Kış dolayısıyla kurabiyeler baharatlı olunca daha güzel oluyor. Ben de tarçın kullandım. Misline zencefil ve pekmezi pek tercih etmeyeceği için diğer kurabiye reçetesini kullanmadım. Şimdi öncelikle ben sana ne göstereyim biliyor musun? Zencefil adam nasıl süslenir? Onu sana göstereyim. Daha önce misline görmedi böyle bir şeyi. Şöyle de yapabiliriz şuradaki. Komple böyle çerçeve haline alıp beyaz. Evet, sonra... Beyaz şeyler. Şurada düğmeler yapabiliriz. Aynen, çok güzel. Tamam. Tamam, görselimizi seçtik. Miss Lina burada gördüğü görseli yapmak istiyor. Yapımını Miss Lina'ya bırakıyorum. Yaparken sadece ben kahvemi içip ona onu yönlendireceğim. Eldiven alabilir miyim? Tabii, aynen. Ben de öyle şey yapayım. Sen... zencefil adamı süslerken şeker hamuru yumuşatayım, yoğurayım iyice. Elimin ısısıyla iyice yumuşatayım. Bunlar ilk paketten çıktığını, yine oda sıcaklığında beklettim ama bayağı bir sert oluyor. O birazcık yumuşaktı. Güzel gidiyorsun. Evet. Gayet başarılı. Bir taraf kalan, bir taraf ince. Bir taraf düzgün, bir taraf komple yamuk. Onun üstünden tekrar geçeriz. Hiç sıkıntı değil. Zaten biz yiyeceğiz. Şimdi yapıp hemen yiyeceğimiz için. Bedava. İstersen şöyle yapalım. Sen daha rahat çalış. Şöyle. Ben de o arada senin için... Şekerimi açayım. Ben birazcık nişasta döktüm. Yapışmasın diye. Çok fazla kalın olmayacak. Çok da fazla ince olmayacak. Bunlar biraz meşakkatli ve zor işler. Şeker hamuruyla ilgilenen butik pasta yapanlar varsa bilir. Ama ben çok daha şey yapıyordum onlarla. Böyle kendi kendime şekiller yapken yiyordum. Evet, Miss Lina hep ben iş yerindeyken de çok sevdiği için bu tarz şeyleri. Hep yapardı. O yüzden onun ismi Junior Chef'ti. Bu şekilde kalın. Ne güzel olmuş. Vatan arası bitti. Öyle mi? Ayak tırda tamam, yüzünü çizeceğim. Sonra noktalarını koyacağım. Benim de bitti sayılır. Ben de böyle tatlı bir kalp yaptım. Bu kalbi şöyle bir fırça ile bu şekilde ıslatıyorum. Yapışmasını sağlayacağım kurabiyeye. Artık da gözleri olduğu kadar biraz yamuk göz oluyorum. Gözleri mi? Burnunu yapmama gerek var mı? Burnu yoktu zaten anneciğim. Bu güzel bir ağız yapabilirsin. Çok da şey değil ama güzel bir hekim.
Yani olur. Ben de şunu şöyle şekilde yapıştıralım bakalım. Kırmızı ile yeşil alabilir miyim aşkım? Tabii ki tatlım, eğleyim bir dakika. Kırmızı ve yeşil mi dedim? Ya da üçünü de alayım mı? Tamam. Üçünü farklı renk yapıyorum. O direkt aklımdaki kalmış. Ağzı çok komik olmuş. Amgın. Gördüğümde iki tane kırmızı, ortada yeşil vardı. Öyle yapayım diye şey yapma. Üçünü farklı renk yapayım. Bu kurabiye burada yapışmışırken diğerini de yapıştıralım. Çok güzel. Ay çok yesim geldi. Şimdi şey yapacağız onları. Neydi? Üzerlerini daha süsleyeceğiz. Öyle hemen yemek yok. Yılbaşı heyecanıyla her yer yılbaşı temalı ürünlerle doldu. Bu çok insana huzur veriyor, çok keyifli. Bence. Ama bir de böyle tam hayallerimdeki gibi kar yağsa çok güzel olur ama. Yani yine iyi yağdı. Bugün hatta tatil bile aldınız, daha ne olsun. Miss Lila'nın yaptığı süslemeyi siz de benim kadar merak ediyorsunuzdur. Ben hiç merak etmedim. Vallahi göstereceğim en son size de. Merak edecek çok bir yanı yok. Bu da çok acayip bir sertlik de. Hadi bakalım, bile elimizi kuvvet. Ben de avokat kababı hazırladım. Şöyle. Çok tantiş bir kırmızı olmuş. Çok tantiş. İsterseniz şekerli suyla, isterseniz normal suyla, isterseniz balla yapıştırabilirsiniz. Ben şu an normal su hazırladım. Suyla yapışmasını sağlayacağım. Bundan belli aldı. Şu beyaz çok güzel duruyor. Küçük kalbi sen ye mesela şu an. Ver. Sabahdan beri anne kurabiyelerden yemek istiyorum, kurabiyelerden yemek istiyorum. Normalde bu reçeteden 20 tane falan kurabiye çıkıyor. Tabii biz daha büyük kalıplar, daha büyük görseller oluşturduğumuz için bizde o kadar çıkmadı. Sürekli istiyor. Tabii bir iki pişmiş mi acaba diye yedeğe aldıklarımdan ben baktım tadına. Bir iki de misliğine yasakladım. Şimdi onları yiyor sıpa. Şöyle böyle bir şey var elimde. Senin zencefil adamın bitti mi? Bitti. Neden göstermiyorsun kameralara? Göstereyim mi? Evet. Nasıl istediğini gösterme, onu bir an önce yiyelim artık. Yaklaştırınca. Yardım edeyim, dur ben. Bence başarılı olmuş. Ya emek var. Yani emek var, evet. Şimdi bu bundan bir kıt alabilir miyim acaba? Bozalım mı, bozmayalım mı? Bozalım mı? Kafadan ye. Hadi yiyorum ben. Çok iyi. Kırmızıda nasıl süslemek istiyorsun peki? Ben bunu 2009 yazmayacağım, 2019. Çünkü seninkine yazdık, biraz farklı olsun. Küçük bir kalp çıkaralım istiyorum. Sonra bu kalbi buraya yapıştırmak istiyorum. Aslında şey de yapabilirdik aşkım. Bunun bir alt küçüğü, bunun bir alt küçüğü, onun bir alt küçüğü, onun bir alt küçüğü. Hmm, kat kat. Olabilirmiş. Bu da böyle oldu. Böyle Mistina böyle kalsın istedi. Bu da böyle kalsın. Ona ne yapalım? Bunlarla da istersen o beyaz boncukları geçebilirsin tatlım. Bu hazırladıklarımı şu şekilde birbirine geçireceğim. Geçirdikten sonra da şu şekilde kıvıracağım.
kıvırdıktan sonra da yiyeceğiz. Şöyle şunun kenarıyla şöyle keseyim. Tam bir yılbaşı baskon şekeri elde etmiş olalım. Baskon. Şunları şöyle. Bunlar böyle karışmasın. Şu şekilde. Şöyle yılbaşı şeysi. Şeker. Şekeri. Bunu böyle şuraya koyalım. Yılbaşı ağacımızı süslerken kullanırız. Şu taş şöyle ekip şeyler satılıyor, ekipmanlar satılıyor. Bunlar basit usul olanları. Ben böyle hafif böyle yılbaşı ağacına bir şey vermek istiyorum. Doku. Çok düz kaldı çünkü böyle. Bileyim, şöyle gösterelim. Düşmezse şöyle kurabiyemi zıplatalım. Evet. Şimdi bebeğim buralara birazcık böyle hani doku vereyim diyorum. Hı, şöyle şey. Şöyle. Bunlar da bu şeyler olacak. Yavaş ağacına takılan süsler. Ben oradan bir şey böyle geçirmişim. Sonra topları da üstüne takmışız gibi. Hmm. Yılbaşı ağacını süslerken öyle yapıyoruz ya. Muş gibi. Mumuş. Evet. Ben diyeceğim. Mesleğinin en son hazırladığı da bu şekilde aldım. En son bu asimle yapıştırması için biraz daha şekerin onu ıslatalım. Şunlardan. Çok güzel değil mi bunlar? Evet. Yenilebilir pul boya. Şurayı ben. Şöyle serpelim diyorum. Çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Bunlar bizim yılbaşı kurabiyelerimiz. Burada Miss Lina'nın yaptığı kalpli kurabiyeler var. Burada yılbaşı ağacımız var. Zencefil adamın parçası kaldı, onu yedik. Kırıltıları belli oluyor mu bilmiyorum. Çok tatlı görünüyor. Hangisinden başlamak istiyorsun? M olandan başlayayım. M olandan, tamam hadi. Kalp yaptık, üstüne bir tane daha dekor amaçlı kalp koyduk. İçerisine de M harfi koyduk. Ben de şu 2010'da kuzu yemek istiyorum. Kuzunun yaptığı. Normalde böyle eskiden çok yaparlardım ya kendi kendime aşkım. Şimdi böyle uzun zaman sonra yedikten sonra çok güzel oluyor. Müslina seviyor bu kurabiyeleri yapmayı. Bunlarla mıncık mıncık böyle uğraşmayı. Yeni yıldan beklentilerin ne? Hadi sana soru. Yeni yıldan beklentilerim ne? Daha iyi arkadaşlıklar. Çok da şey olmasa iyi bir okul. Yani okulda iyi geçinmek. Öğretmenlerimle iyi geçinmek. İyi notlar. Beni şaşırtıyorsun. Ben daha çok tatil, daha çok kar, daha çok... Ümitleri kestik artık. Olmuyor. Sen benlik diyecek diye düşündüm ama şaşırdım. Evet, fazla bir gün tatil alıyoruz bir şeylerle. Daha ne olsun? Eskiden onlar bile yokmuş. En azından bunlar şükrederim. Zamanında diye konuşmaya başlatma beni ben. O yüzden. Ama bu yılbaşı anne çok güzel oldu. Bunu nasıl yemeği kıracağız acaba bebeğim? Ben de onu düşünüyorum. Çok eğlenceli duruyor. Böyle bu kurabiyeler... Bir ay kalıyor. Paketlerseniz hava almayacak bir yerde muhafaza ederseniz bir kavanozda falan bir ay muhafaza edebiliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor kurabiyelere. Bizimle akşam böyle
tatlı çekmelerinden götürürüz bunu. Evet, bir kriz anında hemen bu böyle yok olur. Aynen öyle. Kurabiye tek başına aslında hani birkaç tane yiyebilirsiniz bu boyutta ama şeker hamuruyla birlikte bayağı tatlı keskin oluyor. Yani bir hadi iki tanesi insanı gerçekten tatlı ihtiyacını gideriyor, doyuruyor. Biz yılbaşı ağacımızı yemelere kıyamayacağız. Daha doğrusu ikimizin de yeri kalmadı. Böyle durur, üstünü kapatırım, streçlerim, istediği zaman yiyebilir bebeğim. Yarın okula mı götürsem acaba? Yarın okula götürebilirsin. Parçalar var bizim okula. Götürebilirsin tabii arkadaşlarınla. Yiyebilirsin, güzel olur. Ve anne kız mukbanginden sonuna geldik. Bu yılbaşı ağacı tabii ki daha sonra gömeceğiz. Tabii ki bir gece krizinde gömeceğiz. Ya da okula götürecek kendisi, bakalım hangisine karar verirse artık. Bir sonraki anne kız mukbanginde görüşmek üzere. Bizi videolarımızı sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki anne kız mukbang videosunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bye bye.